الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي سن الدين وعظمه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم Varahmetullahi ve barakatuhu. Allah ke hem bosun. Yaratken Rabbimizge şükranelerimiz bosun. Sizge bizge nasip oluyetken Şevval aydagi birinci cuma berçemizge ve bütün alemdegi mu'minlerge mübarek olsun. Gece hayit namazları okuldu. Bütün dünyada mene dualar buldu. Mu'min Müslümanına Allah'ım berçemizden dualarımızı icabet etkin. İlaha Allah'ım bütün alemge birgenin kebi, yurtimizge birgen nametlerini ziyade etkin. Bunga şükür keltirip yaşayışını nasip etsin. Endi eşitemiz ki, tane gebler bora, şunga şu gebke yeme, daşnam gebler bora, bu damlalarını kul şükürge çarlaydı, şükürge çarlaydı. Braderler, mumin Müslüman asasi itikadı şükürdür. Şimdi bu şükür degenini, muhterem azizler, bunu telkinini içtin. Şükür degeni, Allah'ın da birgen nimetlerini uzu etkence tasarruf kılıçının adını şükür deydi. Allah'ımı bergen nametlerini özü aytken içe, özü korsatken içe tasarruf yetişine atını şükür deydi. Kulak bera mıydı? Doğru geplerini içtin. Köz bera mıydı? Yaşı nerselerge bakayım. Ağız bera mıydı? Doğru sözlerini, yaşı geplerini yapırın. Ayak bera mıydı? Yaşı cahilerge basın bunu. Kol bergen miydi? Doğru nerseni üşleyin. Halal nerseni üşleyin. Akıl bergen miydi? Yaşı nerseke işletin. Şunu atını şükür der iken. Bu aytiyetken cevarihler, bu aytiyetken cevherler, bu aytiyetken bu binazır haletler eğer de natoğru tasarruf olsa kıpır deyip şuna iter iken. Allah'ım şükür keltirişini nasip etkin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Bugünkü kündeki esasi mevzuyumuz İslam dini de etraf muhitine esreşke itibar. O yüzden Allah razı olsun 511 numaralık maşineden o kişi mevzunu olsun başladı verdi bu kişi. O yüzden Kudadan bir yaşlık ki bu adam evliya mı? Kuddu şu mevzuydu karen indi. Hiç bu ne kadar bulmazdı. Bravo'nun eşiğin teyge bravo maşına koymazdı. Bu ne kadar gap sözler bulmaz. Şu bugün Allah'dan bu. Her nerse Allah'dandır. Muhterem cemaat. Tabiat Allah tebarek ve teala'nın ülken nametlerinden biridir. Esilerde bu sefer sohbetlerde eğitilgen idi. Bana o nerseni kim yaratken dese yok. Onge cevaben bilmedim dese. Şu adamın imanı yok bizim mezhebimiz bu içe. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine fikhul absat kitaplarda bu bab var idi. Tabiat. Bunu Allah yaratken. Güzelliğini görün bunu. İki ay aldım kapkara evi yatağıdı hiç nerse yok idi. Bu kok nerselerin çıkanını görün, derahlarını görün. Bu canı var bu nerselerin ha? O zat bizge etraf muhitini, azade saklaşını, muhafaza kılışını, iflaslantırmasını büyürgen, haz ettik. Allah bergen nametlerini, doğru tasarruf kılışını atını şükürdü eytedik. Ya Allah bergen bu derehini. Özümüz birer de adam derah kokartırılmaydı. Allah'ın izni bile çıkadı bu. Çıkadı.
Allah tebarek ve teala bizni bahtiyar kulay yaşaşımız için tayyarlab, cihazlab bergen. Bu sayyaranın iflaslantırmasligimiz, onda buzgunçuluk kılmasligimiz, ya ki unga nispeten yaman muamelede bulmasligimiz lazım. Abu el-Fida İsmail ibn Kesir'in El-Bidayi ve Nihayet kitablarda bu tarih eseridir. Bizdeki nuskası da 13 cilt, bitti cildi mundariceden ibarettir. Şuna malumatlarını yazgeller. Hazreti Atamız Adem aleyhisselam ve anamız Havva anamızdan ilgari yeryüzde terakkiyat bu geldiği hakkında eğitilgen idi. Ularını Allah tebarek ve teala neme için yok atken, hemmelerini yok kılıp bitirgen, hemmesini kırışka büyürgen deseniz, ularan huddi siz bizi insanlar kebi Allah'ını bergen tabiyatını ularan büzgeneken. Ular birbirine iklimi. Tavba kıldım neuzan billah şunu insaniyat kılı yaptı şu işini. İklimi kurallar işletkeneken. İnsaniyet birbiri bilen uğraşırken kuralları var idi. Kılıç idi, kalkan idi, tokmak idi, erkan idi, at idi, ulav idi. Yok, şimdi o bombalar bilen öldür yaptı düşmanını. Ulanan şu işini kıygen eken, şunun için kırılgen eken. Aks halde yerdeki buzgunçilik, tabiatını asramaslik, dehşetlik felaketlerge alıp gelen. Ağzı eşitsiz bunu sebep. Çünkü misal özümüz çünkü misal okumayız braderler. Bana o nefesimiz. Öyle braderler her üçteden bitti adam alerjiye şu hakkında haberiz var mı? Alerjiye şu ne kadar dereceye çıktı ki bu mutasya kılıp içi de laringit. Astma, bronhit, bronhitli her kıl uslubları. Adam boğulu ölüp kaladı. Şu nümadalliğini bilesiz mi? Hiç tefakkur görgen misiniz? Allah-u Tebarek ve Teala'nı bergen tabiatiga bergen zararımızın intikamıdır bu. Damla mezeyiz yok. Ha mezem yok. Neme geligini özüm bilemem neme geligini. Menge okşagen ahli ilim ve men katarındaki bütün ahli ilim bunu aytış gerek idi insaniyetge. Bana şunun için cezalanamız. Ve bu adalettendir. Meselen sularının iflaslanışı, hararetini kotarılışı, atmosferege türlü zehirli gezlerinin kop miktarda çıkışları ve hakaza. Tinç akiyanı da hazır gökünde, tinç akiyanı da, Fransiya devletinin hududu çelik, yangi plastikten, ahlattan, musurdan oral boptu, oral teşkil boptu. Haritadan hamma ko'rgan Fransiyani hududini. Tinch okeanida shuncha orol qitdi insoniyat o'zini chiqindisidan. Albatta uni insoniyat qilmagan bir-biriga shu plastiklar yopishib uni mavjlar uni yaqinlashtirib shuna holat bo'ldi. Butun hayvonot o'liyotibdi ichida o'talmasdan. Qanaqa mahluqlar bor endi uni? Ular bejiz ketadimi? O işlerimiz, insaniyetini kılgen bu işi bir cevap koladı mı? Aldınları bu kebi nakş haletler küzetilmegen idi. Allah-u Tebarek ve Teala ayeti de merhamet etedi. Ayetin tercümesini okuyayım ben. Rum suresi 30. ayet. Adamlarının kılmışları tüfeylik, kuruğluk ve dengizde buzgunçilikler peyda buldu. Adamlarının kılmışları tüfeylik, kuruğluk ve dengizde buzgunçilik peyda buldu. Bu ularının öz kılmışlarından kayıtışları üçün kılgen bazı yaman işleri cezasını ularga tattırış üçündür. Bu ularını, özlerini kılgen kılmışlarını, cezalarını tarttırış üçündür.
Yani qahatçilik, qurg'oqchilik, ziroat va tijoratdan barakani ketishi, turli kasalliklarni tarqalishi hamda o't, suv balosi kabi ofatlar odamlarning qilmishlariga yarasha jazo hisoblanib, shu bilan birga ularning ogohlantirish uchundir. Ko'zimiz ochilmayapti-ku. Bizga kamlik qilyapti-ku. Na'uzan billah min zalik. Bir 16 kun 17 kun bo'ladi. Haftalab uyqum kelmadi, qo'rqib chiqdim. Rusiya bilan Ukraina o'rtasidagi muammoda shu narsani ishlatib yuboradimi deb qo'rqdim. Yadroviy bombasini. Birodarlar, oddiy xaloyiqni bundan xabari bo'lmasligi mumkin. Dunyoda juda ham katta vahima bo'lib ketdi. Bu ishni insoniyat qilgan ilgari. Hiroshima, Nagasaki, Nagasaki degan joylarga atom bombasini tashagan. Millionlagan odamlarni o'ldirgan inson, bir-birini shunaqa qirgan, bu tarix bu. Buni suratlari, buni video tasvirlari bor. Nabi sallallohu alayhi va sallam payg'ambar etib yuborilgan davr insoniyat aqlining aqlini jahiliyat tushunchalari egallagan edi. Odamlar hayvonlarga qiymatsiz, his tuyg'usiz maxluqlar deb qarashardi. Odamlar o'sha paytda payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kitob nozil bo'lishdan ilgari insoniyat tabiatga, maxluqlarga hech narsa deb qarar ekan, nafaqat maxluqqa, insonlarga ham shunaqa qaragan. Ayollarni odam hisoblamagan. Mana shu tarixda yozilgan. Al-Mujtama'al Arab qabla al-Islam degan bir tarixiy asarda Makka holatini, o'sha Hijoz o'lkasini holatini, Yamandagi holatlarini, tepada Shomdagi holatlarini yozgan. Uni jumada aytadigan emas u gaplarni. Insoniyat ayollarga nisbatan, maxluqlarga nisbatan qilayotgan harakatini. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mu'minlarni o'sha hayvonlarga e'tibor bo'lishga chaqirdilar. Shunga buyurdilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz haqlik ravishda olamlarga rahmat deb madh etadilar, etilinadilar. Aynan o'sha insoniyatni illatini payg'ambarimiz kelib davoladilar. O'rgatdilar uni nima ekanligini. Tushuntirdilar bizga. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida shunday marhamat etadilar. Innalloha tayyibun yuhibbut tayyiba. Nazifun yuhibbun nazafata. Karimun yuhibbul karama. Javadun yuhibbul juda. Albatta Alloh taboraka va taolo xushholdir. Xushhollikni sevadi. Orastalik degani. Alloh taboraka va taolo orastadir. Orastalikni sevadi. Alloh taborak va taolo pokdir, poklikni sevadi. Alloh taborak va taolo saxiydir, saxiylikni sevadi. O'ta saxiydirki, o'ta saxiylarni sevadi. Betta jud, karom judni aslida haqiqatda ma'nosi sinonim, yaqin, lekin jud karomdan yuqoriroq turadi. O'ta saxiylarni al-juda deydi. Unaqa atamasi ham bor. Darhaqiqat Nabi sallallohu alayhi va sallam bizga yo'llarni, ko'chalarni ozoda tutish, yo'ldan aziyat beruvchi narsalarni olib tashlashga buyurib, bu ish sadaqani bir turi ekanligini ta'kidlaganlar. Qarang. Atrofni ivirsmaslik, atrofga tushgan
çıkındılarını alıp taşlaştıklarını, sevap ekenliğini ilan kıyandılar. Sevap ekenliğini. Allah rahmet kısın. Bir yakın dostumuz, yakın dağlamdan ötü ustad. Allah'ım, yakşı amellerini başlarına sahiban kısın. Sigaretini nemege taşa geldiğini ayet bir gene de. Almanya'ya varıptı. Almanya'da bir şehir, bir çetrağıda şu bizge okşayan cayları yerken şehir çekerağıda şu işlep çıkarıcı vasitelerini kılıcı cayıyken haligi cayga varıp iş esnası da varıp vardım dedi o çıkıp taşkarıya çıkıp keng delelerini al diyerken sigara çekeyip durdum dedi. Hiç kim yok. Sigaretini çekip ahlatını taşadım dedi. Koçaka dedi. Özbey'de uyan. Taşa vardı. Geldim mehmanhanaya. Ertelep çay paylarını içip sekin eşiğimi alıp çıksam mehmanhananı tagida meni xonamga maktub koyup getirgen. Maktubunu açıp karasam 1800 dolar cerime. Kamera yok o dedi. Hiç katta kamera yok. Şu bilen, beni alıp yürüdüken tercüman, paska düştüm. Özü şapırı o kişi, hem tercümanım. Ha cerime geldi mi de soradı. Hangi cerime? Ha 1800 dolar cerime geldi. Ha ben yazıyordum, ben ayıtıyordum dedi. Kazi olduydı onu. Ben aldım da et yaptı. Karen, ağrı bar adam da şu rahmetlik. Ağrı bar adamıdır. Şaşmayın dedim hacı ki. Sigaretli taşıyan siz kazi olmaz o. Sizlikle ceza vergen o kazi olma dedim. Şu gaptan kegin sigaretli taşı vardı. İyi. Ben hacı bulsam. Ahir ben. Bunu taşasam, bunu taşasam Allah'ımı bu yerlerini ıvırs demen ki men mu'minman mı? Şunlarsa kattık tasır gitti. Şayet bu, başkaları gen tasır kısa bu. Gözümüzü aldı da at vardı pivasını. İçip çil çil sindi onu. Arkasından yetip barıp taşlarını yaptı bizge kara. Ve yaşı mu'min Müslüman barıken derler o. İyisini kırıttı. Cihad, biraderler, cihad deyip şunge itedi. Mengenime, bilgenini kıl. Ha, urs dedi indi onu, urs dedi indi onu. Bilgenini kıl. Ya, mumun bilgenini kıl demeydi. Hiç bombası tılı bilen baraydı. Bunu buna kımakın birader deydi. Taşa yapsan bunu. Sındır yapsan bunu. Bırak kamı da yetbetini kırkadı bundan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وإصلاح لنذيان وإصلاح لنجندن كيجن ير يزد فساد قلمن وأندن قرقب Tam'a ile dua kılın Allah'dan korkup Allah'ın rahmetinden tam'a bilen dua kılın. Ümit bilen dua kılın. Elbette Allah tebarek ve teala rahmeti yakşilik kılıçilerine yakındır. Ve imatetul eza anit tariqi sadakatun. Hadis. Adamlarga zarar beruvchi narsalarni yo'ldan olib qo'yishlik sadaqadir. Adamlarga zarar beradi. Bir rivoyatda tosh kelgan, bir rivoyatda xas kelgan, cho'p kelgan. Shunday olib qo'ygan odam savob topar ekan. Birodarlar,
Ko'chada zarar beruvchi narsani yo'ldan olib qo'yish odamlarga zarar bermaslik savob ekan. Aksini qilish nima ekan? Aksini qilyapti-ku. Zarar berishni o'rniga, foyda berishni o'rniga, ulardan zararni olib tashlashni o'rniga, zararni olib tashlashni o'rniga, ulardan zararni olib tashlashni o'rniga aksini qilyapti-ku. U nima ekan u? Aytmoqchi. Va imatatul adha anit tariqi sadaqatun. Buni yodlab olish kerak. Va imatatul adha anit tariqi sadaqatun. Va imatatul adha anit tariqi sadaqatun. Yo'ldan azor beruvchi narsani olib tashlash sadaqadir degan fikrni teskarisini aytsa. Hojiba ko'chani o'rab olibsiz. Bu narsalarni qo'yib qo'yibsiz. Ha, bo'laveradi deb qolsa, u odam bo'lmaydi, birodarlar. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa noto'g'ri bo'ladi, xato bo'ladi. Payg'ambarimiz yo'ldan azor beradigan narsani olib tashlash sadaqa deganlar. Yana hadisda muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadis shariflarda ju'ilat lil ard liyal ardu masjidan va tahura, men uchun yerning hamma yeri sajdagoh qilindi va pok qilindi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etyaptilar, men va mening ummatim uchun yer yuzi sajdagoh etildi va pok etildi. Ana masalalar chetda ancha masala hal bo'ladi. Shunaqa masalalar bor. Bu bir joyda, endi hozir mana bu pandemiya sharoitida masjidlarda tashqarida o'qish, hovlilarda o'qish tavsiya etilgan, ko'zda tutilgan. Endi shunaqa holatlar bo'lyapti ekanki, bir joyda odamlarni ko'pligi munosabati bilan masjidning yonidagi hovlilarga chiqib ketyapmiz. U xonadon ham unga qarshilik qilmaydi. Qaytanga unga sharoit yaratib beradi-yu, u xonadonni iti bor deydi, iti. Shetda namoz o'qisa bo'ladimi, yo'qmi degan savol bo'lib qoladi. Birodarlar, itni boylab qo'yib, joy namozni solib namoz o'qisa bo'ladi. Itni boylab qo'yadi-yu, joy namozni soladi-yu, namozni o'qisa bo'ladi. Faqat bitta sharti bor, namoz o'qib bo'lgandan keyin joy namozni olib chiqib ketish kerak edi. It deb qolsa, undan keyin u joy namozni yuvishga to'g'ri kelib qoladi. Birodarlar, u namoz o'qish uchun it halol bermaydi. Boshqa narsa halol beradi namoz o'qish uchun. Odamlarni xunuk niyatlari, odamlarni xunuk fe'llari halol beradi. It nima u, jonivorda u? Bu hadisi sharifda tuproqning pokligiga, uni muhofaza qilish zarurligiga ajoyib tarzda ishora qilinmoqda. Chunki mo'min musulmon odam tuproq ustida namoz o'qiydi. Shu bois uni iflos qilmasligi lozimdir. Yerni toza tutish, atrofni toza tutishni sabablardan bittasi. Sajda etamiz yerga. Unda duo qilamiz yerda. Qani muallaq namoz o'qiyotgan kim bor? Hammasi yerda o'qiydi. Shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi vasallam tinchlik paytida ham, urush asnosida ham daraxtlarni kesmaslikni, o'rmonlarni yoqmaslikni buyurganlar. Bu esa atrof muhit muhofazasiga e'tiborning yuksak ko'rinishidir. Qolaversa, Qur'oni Karimda barcha mahluqotlar Allohga tasbih hamda hamd aytishlari haqida xabar berilgan. Allohim aytadi oyatni mazmuni. Tarjimasi. İsra surası 44. ayet.
Allah-u Tebarek ve Teala'ya yetti asman, yer ve ulardaki kimseler tasbih eytürler. Allahu Akbar. Allah Tebarek ve Teala'ya asmandaki, yerdeki berçe kimseler tasbih eytürler. Kimseler, itibar verin. Kimseler. Onun hamdi ile tasbih eytmegen hiçbir nerse yok. Lekin ularının tasbihlerini anglamaysizlar. Albatta u halim ve ser mağfiret zatdır. Ana birodarlar. Arab tilida tasbih aytish Allohni poklab yod etish ma'nosini anglatadi. Ushbu oyayi karimada butun borliq barcha mavjudot Alloh taborak va taoloni aybu nuqsondan poklab tasbih aytishini ta'kidlamoqda. Daraxtlarni sababsiz kesish. Shunaqa gaplar o'qigan edikki, mevalik daraxt haqida gap ketadi. Odamlar yeb turgan daraxtni, odamlar ichib turgan, yeb turgan, shundan foydalanadigan daraxtni sababsiz kesganini gunohi odam o'ldirganini gunohi bilan teng deb o'rgan. Shunaqa joylari bor. Sabab bilan kessachi, o'z sababga nima kiradi deb ayting. Birinchisi yo'l. İkincisi, masjid, madrasa, bog'cha, odamlar foydalanadigan binolar. Uchinchisi ko'prik. To'rtinchisi odam uchun zarur bo'lgan turar joy. Va beshinchisi quduq. Quduq qazish uchun shu daraxtni olish kerak bo'lsa shunda mumkin. O'shanda ham shu 5ta sharti, 5ta sababi bilan olgan taqdirda ham o'rniga daraxt ekib qo'yish lozim bo'lar ekan. O'zi ko'prik qurilyapti o'zi. Quduq qazdirilyapti. Masjid qurilyapti. Yo'l tushyapti. A bu odam o'zi shaxsiy yo'l emas-ku u. Albatta birodarlar, o'shani kesgan taqdirimizda ham o'rniga narsa ekib qo'yishimiz kerak ekan. Daraxtlarni sababsiz kesish, ekinlarni payxon qilish, yer yuzida va suvda yashayotgan jonzotlarni qirilib ketishiga sababchi bo'lish, nafaqat yer yuzida buzg'unchilik qilish, qolaversa Alloh taborak va taologa tasbih aytayotgan, e'tibor bering. Alloh taborak va taologa tasbih aytayotgan mahluqotlarni behuda nobud qilishga tengdir. Ana patvo. Alloh taborak va taoloning mahluqlarini behuda nobud etishga tengdir. Birodarlar, bu rasmiy fatvo bu. Butun O'zbekiston musulmonlari idorasida, butun O'zbekistondagi masjidlarda o'qilyapti bu. Hozir mana shu paytda. Mozorga kelib qoldi gap, shuni aytib o'taylik. Bir odam o'tlarni yulib onasini tepasiga qilayotgan ishi. O'zi onasini hayotli paytda hurmat qilgan emas u. Ko'ydirgida, Alloh asrasin. Ko'ydirgi deydi uni. Tirikligida kuydiradi, o'lganda bezovta qiladi. Ko'ydirgi farzand shunaqa bo'ladi. Bundan Alloh asrasin. Xullas, onasi tepasidagi o'tlarni yulib, ko'm-ko'k o'tlarni yulib, semonlab miramir qilib qo'yibdi. Nima qilding buni? Onamga yodgorlik. O'zing bepoyda odam eding, qilgan ishing ham bepoyda san. Bepoyda odam o'zi. Qilgan ishi ham bepoyda. Eng yomoni undan boshqalar o'rganishi mumkin. Yana ketidan tabassum qilib qo'yapti orzu havas deb. Bir shu ish bo'lgan edi bir. 2000-yinchi yillar qaror chiqdi-yu go'rlarga raqam o'rnatadigan bo'ldik. O'sha paytda raqamlar to'liq tashkil bo'lmagan paytlar ekanda. Mana hozir hamma yoqda raqam qo'yiladi go'rlarning tepasiga. Xullas 1 2 3 4 5 ketdi. 200 300 ta raqamni qo'yib. Demak, go'rkovlarimiz uni quyishdi, qolib qilib.
Ha, birincisini palancını ayalıga koyduk. İkincisini tükünçünü otasiga koyduk. Şu bilen? Aradan bir köy ötedi yok. 135. 136. 92. Katta öldü şunca adam. Gorkov'dan soru yapma. Men siz cenaze okuvardılar değil mi? Kanı rakam. Damla ana cüp rakamlarını ap koyuştu. 77, 55, 22. Bana insan. Etteyim cüp rakam gerek ya. Gori çırali korunarken onu. İnsan. Allah'ın bu dininden çıksan. Yoldan çıksan. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollardan çıksan. Azlarını yoldan çıksan. Cüde işlerin hunuk insan. Cüde yan hunuk. Böyle külgünem keledi. Yığlaginem keledi. Arzu havas. Kur'an-ı Kerim'de bundan 14 asır oldin o'simliklar zikr qilingan. Va ularni karamlik deb vasf etilgan. Alloh taboraka va taolo merhamat etadi. 1400 yil oldin merhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أنا شدت كريم أولر يرجع قرم ايدلر مي آدملر يرجع باقم ايدلر مي نزر صالم ايدلر مي بز اوندا گوزل نولردن قنچلرني اندرب قويب مز İnsan, yerge karamaysan mı? Güzelliklerini biz yerden undurup koyup mız? Kudretimizini görmeysan mı insan? Bir ahmak menge felsefe oku yaptı. Kordamla bana o satıvalin 150 yıl antiki var andak mandak. Koy kereymez bu antiki var. Oy bundan kadimgisini tapamıysan. Topamaysiz dedi. Ahmak bir havuç turpağını ko'rsatdi. Mana en qadimiz. Seni antikvaringdan ham antikvar bu. Bilmadim hozir senga o'xshagan nechtasini boshini ushlab turibman hozir. Ey inson, hammasini Alloh taboraka va taolo yerga joylagan. Mo'jizalari hammasi yerdan unib chiqadi, ko'rmaysanmi inson buni? Antikvar deb domlarni chalg'itasan. Antiki varmış o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يعني كريم Ve osmondan su tushirib u bilan uni yer yuzida turli go'zal va foydali juftlarni o'stirib qo'ydik. Hammasi foydali. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli. Inson aralashtirasiz bu. Ne insonning qo'li tepib ketsa bo'ldi. Arastu degan bir hakim bo'lgan ekan. Aristotel. Kechiras, Aflotun. Plutoni. Aflotun shogirdi butun olamni bosib olgan ekan, shoh ekan. U dengizni bo'yida bir chaylada yashar ekanlar. Aflotun Shoh ustozini oldiga keldi. Shunda qumga ko'milib yotgan ekanlar. Ustoz dedi. Sizni ilmingiz, sizni ta'limingiz, sizni ko'rsatmalaringiz bilan yer yuzini egalladim ustoz.
Menga nima xizmat dedi. Dedi Aflatun. Sal chetroq turgin, quyoshni to'siyapsan degan ekan. Senga shu xizmat. Sal chetroq turgin, quyoshni to'siyapsan. Allohimning tabiatidan go'zali bormi? Allohimning tabiatidan ulug'i bormi? Allohimning tabiatidan qadrligi bormi? Ushbu oya karimada avvalo o'simliklardagi go'zallik va foydaga ishora qilinyapti. Qolaversa, ular juft bo'lib ham bildirib qo'yilmoqda. Ular juft bo'lishi ham bildirib qo'yilmoqda. Alloh tabarak va taoloning kitobida 15 asr ilgari zikr etilgan bu haqiqatga zamonaviy ilm fan yaqindagina kashf qildi endi uni. Juft ekanligini. Alloh tabarak va taolo uni go'zal ekanligini aytib, uni juft ekanligini ham bildirib qo'ymoqda. Qarang, o'simliklar ham erkak ayol ekan. Erkak o'simlik, ayol o'simlik. Yo Allohim, hammasi juft. Hammasi juft. O'simliklar ham juft ekan-ku. G'arbda hozir uchinchi shaxs chiqdi. Erkak emas, ayol emas. Ana inson. Bu insonning o'zini kashfiyoti bu. Onani suti degan iborani olib tashlamoqchi. Atamadan onani suti. Nega olasan buni atamani? Senga nima qilyapti bu atama? Onani suti desak, ana jinsini o'zgartirganlar xafa bo'lyapti. Tegib ketyapti bu gap. Tegib ketayotganimi shunga? Ana inson. Bugungi kun insonlari suvsizlikdan, qurg'oqchilikdan qiynalmoqda. Ozgina fikrlab ko'rsak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bugungi insonlardan ancha oldin suvni isrof qilmaslik haqida ko'p ta'kidlaganlarini ko'ramiz. U zot alayhi salatu vasallam tahorat qilayotgan buyuk sahobalardan birini suvni isrof qilishdan qaytarib shundoq deganlar. Büyük sahabelerden bittileri gez, taharat kılıyetkenler de şundan deptiler. Ve in kunta ala nehrin carin. Eğer akıp türgen deryanı tepesi de taharat kılsan tecegin deptiler. Vay o, deryanı tepesi ya. Bir ihsap ku, bir payan ku su. O şanı tecegin. Ya sinsaga kirib, mehmonxonaga kirib, oq qisib qo'yapti suvni. Ha desa birov pulini to'laydi ya. U pulda emas gap, u to'lash emas gap. Usrob bo'ladi u. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biror tangiz oqmay turadigan keyinchalik unda g'usl qiladigan suvga zinhor bavr qilmasinlar. Biror tangiz oqmay turadigan keyinchalik unda g'usl qilinadigan suvga zinhor bavr qilmasinlar. Shu katta ustozlardan eshitgan edik shu masalani ko'lmay deydi. Luja. Ko'lmay. Katta-katta ko'lmaylar qirlar adirlarning ichida paydo bo'lib qolar ekan. Oqmay turar ekan u, lekin g'usl qilsa bo'ladi, tahorat olsa bo'ladi. Shunga bavl qilishni kufr degan ulamolar ham bor. Ja bu ota-bobolarimizning odatiga, urfiga qattiq singigan edi. Hatto ariq tomonga qarab shupirilmas edi. Buni ko'rgan otaxonlar bor. Buni aytsin bular. Ariq tomonga qarab shupirmas edi. Changi tushadi ariqqa deb. Muhtaram azizlar. Hozir vaqtimiz yaqinlab qoladi. Juda ham go'zal, juda ham zarur, juda ham dolzarb mavzu bo'lgan edi. Bu o'rinda xulosa qilishimizga to'g'ri keladi. Allohim
bergan bu tabiatni asraylik ekan, avaylaylik ekan, undagi dov-daraxtlarni kesmaylik ekan, ozor bermaylik ekan, odamlarga ozor beruvchi narsalarni tashkil etmaylik ekan, tabiatga ham ozor beradigan narsalarni tashkil etmaylik ekan. Ayniqsa unga xazon yoqyapti, narsalarni yoqib yuboryapti birodarlar. Bu tutunlar chiqib bir joyda to'planadi. Qaytadan aytamiz. Nihoyatda bizning shahrimizda, bizning atrofimizda allergiya kasali ko'payib ketgan. Bo'g'ma kasali ko'payib ketgan, laringit ko'payib ketgan. Astma, bronxit, bronxo astma shunga o'xshagan kasalliklar nihoyatda ko'payib ketgan. Mana shu insoniyatni tabiatga qilayotgan zararini oqibatidadir bu. Allohim barchaga insof bergin, barchaga tavfiq bergin. Bu mavzular qayta-qayta aytiladi. Ko'p aytiladi. Hali bir marosimlarda, tadbirlarda ham aytiladi inshaalloh. Allohim bizni kechirgin. Gunohlarimizni kechirgin. Shuncha inom bergan eding, shuncha ne'mat bergan eding. Birorta bergan ne'matlaringni birorta bir bargini bir joyini yaratalmaslik qo'limiz bilan qilolmaymiz. Allohim bizni kechirgin. Tavba qilishni nasib etgin. Bu berayotgan ne'matlaringni farzandlarimiz, avlodlarimizni ham ularga yetib borib borishni ham Allohim nasib etgin. Hali bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.